Nazifciğim, şimdi sen o detayları evet. istiyorsan. Şimdi Cemil Bey, bu fotoğraf nasıl ortaya nasıl çıktı? Herkesin bilmediği bazı ayrıntılar paylaşalım. Şimdi İstanbul Platformu isimli bir kuruluş. Bu kuruluş bir iftar daveti veriyor. İstanbul'daki bir restoranda İsmail Müftüoğlu, Adalet eski bakanı, bu muhafazakar camiada da tanınan birisidir. İsmail Müftüoğlu, Adalet eski bakanıdır. Şu anda da Saadet Partisi'ne yakındır. Bir dönem Yeniden Refah'ta yakınlaştı. Yani Saadet'in organize ettiği bir iftar diyebilir miyiz? Evet, İsmail Müftüoğlu Saadet Partisi'ne yakındır. Burada da ilahiyatçılar, kendi Facebook mesajından okuyorum, Halil İbrahim sofrasına, bu sofrayı Halil İbrahim sofrası olarak nitelendiriyor. İlahiyatçılar, akademisyenler, eski yeni bürokratlar, milletvekilleri ve dostlarımız katıldı diyor. Sonra diyor ki Sayın Kılıçdaroğlu iftar sofrasında sonrasında adalet üzerine dikkat çeken bir konuşma yaptı. Yemeğin ardından kalabalık bir ortamda lokanta yöneticisinin odasında hatıra fotoğrafı çekildi diyor. Bu yani. Yani bu. Bu fotoğraf ortaya çıkıyor. Şimdi isterseniz fotoğraf tamam, üzerinden. Tamam, gidelim bakalım. Ne ekledin? Ben de merak istiyorum. Ettim fotoğrafta. Şimdi, ilginç ne olabilir? Cemil Bey, şimdi fotoğraf şöyle diyenler var. Dün ben bazı yayınları da seyrettim. Sosyal medyadan da baktım. Bu halılar diyor, yani bunları halı, küçük halı olarak nitelendiriyor. Seccade olarak kabul etmiyor. Bunlar süs diyor. Anadolu'da da diyor böyle ufak halılar evin ortasına atılırdı diyor. Hayır öyle değil. Şimdi oradaki seccadeleri bir göstersene. Tam bakın, ben seccade, de bugün fark ettim. Bakın iki tane seccade var. Burada bir yaklaşırsak ona. Burada Cemil Bey iftar sonrasında namaz kılınmış. Bunu namaz kılındığını nereden anlıyoruz? Şimdi hem de cemaatle namaz kılınmış. Neden? Bakın bu imamın seccadesi. Bakın ucunda katlamış. Dikkatinizi çekerim. Ucu da katlanmış. Ne demek yani, ucunu katlanmış? Ucu katlanmak şöyledir. Normalde evde seccaden de namazı kılarsın. Daha sonra birisi gelip kılsın diye onu serili bırakırsan ucunu katlarsın. Yani yerde onun üzerine çok basılmasın diye. Çünkü temiz olması gerekiyor. Ucunu dikkat çekmek için katlarsın. Yani katlı bırakırsın. Bakın şu ucunda da zaten püskülü var burada. Katlandığı belli. Şimdi burada da İki kişi namaz kılmış. Bu iki kişilik bir cemaat düzeni. Belki, doğru mu belki başkaları Vekilim? Da var yanında görmüyoruz. Hayır. Yok bu iki kişilik bir namaz düzeni. Nereden anlıyoruz? Çünkü iki kişi namaz kıldığında imamın seccadesini serersin. Hafiften imamın yanına da diğer seccadeyi serersin. Belki yanında daha var iki üç tane daha bilmiyoruz ki. Cemil Bey üçüncü kişi olsaydı seccade şurada olurdu. Öyle bunu mi? Az ortaya alırlardı. Tabii üç kişilik namaz düzeninde iki cemaat ve bir imam olursa böyle oluyor diyorsun. Sol tarafına serer. Sol tamam. Taraf. Ama üç kişilik cemaat olursa nasıl olur biliyor musunuz? Arkaya dizersin. Şuraya dizersin. Yani böyle hafiften ön plana çıkartmazsın. Şimdi evet. Bu iki kişilik bir namaz düzeni. İki kişi burada namaz kılmış, seccadeyi de bakın ucunu katlamış, bununkini katlamamışlar mesela. Seccadenin ucu katlanmış, daha sonra gelen kişiler namaz kılsın diye bırakılmış. Tabii o arada Kılıçdaroğlu ve ekibi içeriye girmiş. Demin hocamın da dediği gibi ben de katılıyorum. Yani Kılıçdaroğlu'nun dünyasında olmadığı için algıda seçicilik bunu fark etmemiş ki de harala gürele gelmiş. Tam da üstünde durmuş. Sanki isteyerek yapmış. Yani bu bakar mısınız ortalamış seccadeyi. Yani bu basmamış, bu basmamış, o da tam basmamış. Kılıçdaroğlu sanki inadına basar gibi ortalamış. Ben kasıtlı yok, yaptı demiyorum. Yok orada canım. Kasıtlı görmüyor, yaptı belli. Demiyorum. Şimdi bu seccadeler kıbleye doğru dönük olduğunu ben iddia ediyorum. Neden? Bakın masa burada Cemil Bey. Yani bunlar süs olsaydı evet. Bunlar da masa düzenine doğru evet, konurdu. Doğru. Yani şöyle konurdu seccadeler. Halı değil yani kıbleye halı dönük. Değil yani. Bu halı diyenler bu yalan söylüyor. Burada kıbleye doğru bu seccadeler serilmiş, namazlar kılınmış. Daha sonra da Kılıçdaroğlu düzce milletvekili aday adayı. Bu bayan ya da bu bayan tam bilmiyorum. Tam tanımadığım için söyleyemiyorum. Onun ısrarı üzerine bu ya da bu bayan fotoğraf çektiriyor. Fotoğrafı yayınlayan da bu bayan. Sosyal medya hesabından deşifre ediyor bu fotoğrafı. Düzce milletvekili aday adayı bu fotoğrafı ne yapıyor? Garantiledi diyorsun adaylığı. Efendim? Nazif, adaylığı garantiledi diyorsun. Aday olmamayı mı garantiledi, adaylığı bence mı garantiledi? Olur. Artık Kılıçdaroğlu'na bu kadar tepki geldikten sonra neler yapılır?
bilmiyorum. Tabii bu fotoğrafın demin ne dedik? İsmail Müftüoğlu var dedik. İsmail Müftüoğlu'nun da aynı odada fotoğrafı var bakın. Ama İsmail Müftüoğlu basmamış. İsmail Müftüoğlu basmamış seccadeye. Kılıçdaroğlu ve ekibi basmış. Şurada da daha büyüğü var. Tam da ortalamış seccadeyi. Peki yandaki resim. Tabii bu poz kimi sosyal medyada çok konuşuldu. Bu FETÖ elebaşının bu pozunu akıllara getirdi. Pensilvanya'dan verdiği bir kare bu. Tam da o da bakın seccadeyi ayakkabılarıyla, ayağında da ayakkabı mı artık o mes midir artık, ayakkabı mıdır tam da bilmiyorum. Ayakkabıya benziyor. Tam seccadeyi ortalamış, böyle bir poz vermiş. Sosyal medya kullanıcılara bu iki pozu bir yan yana koyup Pensilvanya'dan talimat mı aldın diye soruyorlar. Peki. Tabii sosyal medyada söylenen ifadeleri söylüyorlar. O artık tabii işin şey kısmı bence. Bence de biraz yani, abartılmış bir şey. Ahmet Hoca, geri gelelim. Yani bunun... Dediğim gibi yani zorlama. Zorlayınca bu kadar oluyor. Yani Kemal Bey aslında demokrat, sosyal, seküler, işte sosyal demokrat, o kimliğiyle ortaya çıksa, tamam söylese bir şeyleri, saygı duyuyoruz, devam edeceğiz, sizin işte haklarınıza kadar, bunları söylesin. Ama mesela şimdi az önce söylendi, Muharrem İnce ile görüşürken Şaban Sevinç açıklıyor. İçeride diyor pastalar yendi, çaylar içildi. Ramazan günü. Ramazan günü kuru yemişler yendi saat 17'de. Sonra dağıldı diyorlar. Hiçbir şey konuşmadılar. Ondan sonra da Kılıçdaroğlu iftara gidiyor. Ve orada da dua ediyor. İftar yapıyormuş. Yani oruçluymuş gibi. Canan Hanım'ın hiç yani karışılmayız kimsenin dini şeyine ama hani o taraklarda bezi olmaz denir ya. Ama ya olmamaları önemli değil. Değil. Varmış gibi davranmaları varmış gibi, önemli. Evet, siyasi riyakarlık bunun adı. Ve farklı görünüp bir tabandan oy almaya çalışmak. Sıkıntı burada. Mesela ben Sayın Cumhurbaşkanımızın hiç böyle kalkıp da seküler kesimi veyahut işte böyle dinle mesafeli olan kesimi mutlu etmek için veyahut oradan oy almak için herhangi bir şey yaptığını Sayın Vekilim daha iyi bilir. Yok, öyle bir temayülü. Burada hepimizin dikkat ettiği şey yani iftar programını az önce de söyledim. Gitmelerinden ben memnun olurum. Necip Fazıl'ı ilgi duymalarından da memnun olurum. Bunlar hiç önemli değil ama bunları kendilerine yakıt ederek... Siyaset yapma burası çalışmaları ve bu değerleri istismar etmeleri. Üzerinde durduğumuz konu da bu. Mesela 2018 seçimi bu olsaydı... Bu bir trolleme aslında. Bundan önceki başka bir seçim olsaydı belki bu kadar gündeme gelmeyebilirdi. Ama bu kadar fazla dini değerleri CHP vitrinine koyduğunda bunu tartışmamız ve bu işi riyakarca görmemiz de çok normal. Yani bu bir senaryo çöküyor aslında değil mi? Şimdi... Bir masa kurdular bunlar, içinde İslamcısı var, milliyetçisi var falan filan derken bir anda ne milliyetçilik ne İslam varmış. Oradaki PKK girdi işin içine. Ortaklar da düzgün besleyemiyor demek ki. Bilgi, tecrübe, ondan sonra davranış şekli bakımından. Daha kampanyada eğer buna ısrar ederlerse, yani Mücahit Kılıçdaroğlu kimliğiyle çok daha devam etmeye çalışırlarsa böyle çok daha fazla gaf görürüz biz. Evet, sayın seyirciler şimdi biz burada konuşuyoruz ama... Asıl Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demiş? Bir onu dinleyelim. Çünkü bunlar Pensilvanya'dan alıyorlar talimatı. Onlara göre meşrudur. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Bağcılar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'ndaki 97 tesisin toplu açılış törenine katıldı. Ya Allah! Bismillah! Başkan Erdoğan, Yedili Koalisyon'un Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakla basmasına sert tepki gösterdi. Talimatın Pensilvanya'dan geldiğini söyledi. Birileri seccadelerin üzerine ayakkabılarla basabilir. Onlara göre meşrudur. Yapabilirler. Ve ne yazık ki bütün bunlara en güzel cevabı 14 Mayıs'ta benim aziz milletim en güzel şekilde verecektir. Erdoğan, İyi Parti İl Teşkilatı binasına isabet eden kurşunlara da değindi. Kendisine iftira atan Akşener'e gerçek ortaya çıktı, özür dileyecek misin diye seslendi. Utanmadan, sıkılmadan İstanbul İl Teşkilatı'nın maalesef bizim yönlendirmemiz sebebiyle kurşunlandığı yalanını ifade ediyor. Tayyip Erdoğan'ın hayatında
bu tür ahlaksızlık, bu tür adilik olmamıştır. İçişleri Bakanlığı bunun faillerini ne yaptı? Buldu, çıkardı ve ne olduğu çıktı ortaya. Ne olacak? Hadi bakalım şimdi Erdoğan'dan özür dileyebiliyor musun? Daha ilk gün utanmadan, sıkılmadan bu iftirayı attın. Şimdi özür dileyebiliyor musun? CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretine ilişkinde konuşan Erdoğan, onlara ne vaat etti, neyin sözünü verdi dedi. PKK'nın, PYD'nin, YPG'nin, bu terör örgütlerinin parlamentodaki uzantısı hangi parti? HDP. HDP'yi parlamentoda gidip ziyaret etti mi Bay Bay Kemal? Onlara acaba kapılar arkasında neleri vaat etti? Neyin sözünü verdi? Hadi açıkla. Açıklayabildi mi? Açıklayamaz. Erdoğan, yedili koalisyona ise teröre verdikleri destek nedeniyle tepki gösterdi. Kandil'den Pensilvanya'ya tüm şer odaklarının desteklerini açıkladığı alengirli bir yapı var. İşin çok daha vahim yanı, yedili koalisyonun ve Cumhurbaşkanı adayının bu destek beyanından rahatsız olmamasıdır. Her gün bir terör elebaşı Bay Bay Kemal'e oy istiyor. Televizyonlarda istiyorsunuz değil mi? Neler dediklerini görüyorsunuz. Başkan Erdoğan'a konuşmasının sonunda seccade hediye edildi. Bu seccadeye ayakkabılarla basmak için değil ha. 15 Mayıs'ta inşallah şükür namazını bu seccadede kılabiliriz.